Günaydın değerli yatırımcılar. Küresel piyasalara baktığımızda dün ABD piyasaları, Avrupa piyasaları pozitif hareketler sergiledi. Yukarı yönlü yoğun alıcı şekilde hareketlerini sürdürdüler. Uzak Doğu piyasalarında da olumlu hava söz konusuydu. Bizim piyasamıza dönecek olursak dün biraz yatay hareketler sergiledik diyebiliriz. Zaman zaman pozitif hareketler denedik. 77.300 seviyelerine kadar çıktık ama daha sonra gelen satışlar ile yatay hareketler yaptık ve yatay bir kapanış gerçekleştirdi Borsa İstanbul. Bunun sebeplerinden bir tanesi küresel piyasalar pozitifken, dolar TL rahatlamışken, faiz rahatlamışken piyasadaki hareketlenmemenin sebebi bankacılık hisselerinde bir satış baskısı söz konusuydu. Bundan dolayı yukarı yönlü hareketler sınırlı kaldı diyebiliriz. Bugün için endeksin yatay açılışla başlayacağını düşünüyoruz. Yeniden 77.300 direnç noktasını test edeceğini öngörmekteyiz. 77.300 direnç noktasının yukarı yönlü kırması durumunda 78.000 seviyesine kadar endekste yükselişler devam edecektir diye düşünüyoruz. Bu noktalar önemli. 77.300 noktası dün de bu noktayı test etti fakat kıramadı. Bu noktayı kırması durumunda yukarı yönlü hareketler devam edecek diye düşünüyoruz. Geri çekimler yaşanması durumunda eğer küresel piyasalarda bir kar satışı artarsa bu da bize yansırsa eğer 76.000 seviyesi ilk destek noktamız olacaktır. 76.000'in altına sarkması durumunda 75.500 ve 75.000 seviyelerine kadar geri çekimler yaşanabilir. Biz genel olarak endeksin 77.300'ü test edeceğini düşünüyoruz. Bu noktayı kıramaz ise o zaman satışlar bastıracaktır ve 76.000 seviyesine kadar geri çekileceğimizi söyleyebiliriz. 77.300 noktası önemli bir nokta. Bu noktanın üzerinde kalması endekste pozitif hareketlerin devam edeceğini sinyalini verecektir bize. Bugün Euro bölgesi TÜFE verisi var, enflasyon verisi gelecek. Ayrıca İngiltere birinci çeyrek büyüme verisi gelecek. Bunun dışında piyasayı etkileyecek çok ciddi önceden belirlenmiş bir haber akışı bulunmamakta. Normalleşme hareketlerinden dolayı İsrail ve Rusya'ya atılan adımlar endekste de pozitif hareketleri destekleyecek haberlerden bir tanesidir. Buradan gelen açıklamaların devam etmesi endeksi olumlu şekilde destekleyecektir. Dolar TL'ye baktığımızda 2.90 seviyesinin altında seyrediyor. Bu gayet olumlu. Borsa İstanbul için 2.90 seviyesinin altında kaldığı sürece yukarı yönlü hareketler endekste tetiklenerek devam edecektir diye düşünüyoruz. 10 yıllık faiz tarafında ise 9.30 seviyelerindeyiz. Bu noktanın 9'un altına doğru hareketler bankacılık özellikle hisselerini pozitif etkileyecektir ve yukarı yönlü hareketlerini sürdürecektir diye düşünüyoruz. Diyeceklerim bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum.